İyi yapmak istiyorsan kendinden bir şey vermek zorundasın. Kendinden bir şey vermezsen güzeli elde edemezsin. O zaman herkesin yaptığı gibi olur. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir defa benim kahvemi içsin, başka yerden kahve içme şansı çok çok az. Direkt olayı 40 küsür sene olmuş. Yani ben yaşım 58, 44 seneden beri gelip gidiyorum. Kahve Osmanlı topraklarına ilk ulaştığı yıllarda dibekte dövülür, kaynayan suyun içerisine katılmak suretiyle pişirilirdi. Bugün İzmir Basmahane'de ilk günkü gibi kahveyi dibekte döverek bizlere sunan Dibek Tahmishanesi'nde mahdumlarından Sayın Bekir Kölgeli ile beraberiz. Bekir abi yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bekir abi, bu işletme kim tarafından ne zaman kuruldu? Siz kahve sektöründe ne zaman başladınız? 1948-50 civarları yılında dedem Bekir Kölgeli tarafından kurulmuş. Daha sonra babam devam etmiş. Benim bu işe başlama yıllarım 14-15 yaşları ama okuldur, spordur derken 1990'dan itibaren ben işletmeye başladım. O günden bugüne elimizden geldiğince işimizi iyi yapmaya, düzgün yapmaya, insanlara iyi lezzet sunmaya çalışıyoruz. Bekir abi, gerçek dibek kahvesi nedir? Bize böyle aşamalarıyla anlatır mısın? Şimdi gerçek dibek kahvesi normal Türk kahvesi çekirdeği dövülerek yapılır. İçine herhangi bir madde konulmaz. Yani insanlara dibek kahvesini içine bir takım Nescafe kreması türünde bir takım şeyler katarak insanlara takdim ediyorlar. İnsanlara öyle öğretmeye çalışıyorlar ama dibek kahvesi öyle olmaz. Dibek kahvesi çekirdeği atarsın makinenin içine, döver, elersin. Elemenizin nedeni nedir abi? Dibek kahveyi un gibi yapmaz. Yap. Makineden çekildiği zaman kahve toz halinde çıkar. Dibekte elemediğin zaman o tozu diri diri ağzına gelir. Yani dibek kahvesi hem uğraştırıcı da bir kahve oluyor aslında. Hem dövmesi, yani, hem elemesi. Tabii şimdi yani onu dövüyorsun, eliyorsun, biraz fazla eledin mi bu kahveyi elinize aldın, böyle yaptığınız zaman elinize minik minik gelir. İçerken de dişinize dokunur. Toz haline hiçbir zaman almaz. Gerçek o zaman dibek kahvesi içtiğimizi de fincanda böyle anlayabiliriz. Tabii. Yani içtiğin zaman telve dişine gelir yani o minik minik. Çok minik. Elek sıfır ama yani sıfırın daha da şeyi yok. Yani bir makine gibi, un gibi yapmaz. Ben kahveyi yeşil çiğ kahve olarak alırım. Kendim kavururum. Kavurduktan sonra makinenin içinde soğumasına müsaade etmem. Onu kendim severim. Yerde soğuturum. Bunun özel bir sebebi var mı abi? Biz de öğrenelim. Bunun özel sebebi şu. Kahve 140 derece, 150 derece sıcaklıktan çıkıyor. Sonuçta o makinenin de, o da saç. O da ısınıyor. Şimdi yere serdiğin zaman kahve rahatça soğuyor. Ama makinenin içinde döndükçe o kendini kavurmaya devam eder. Bu size özgü bir teknik o zaman, evet. Abi. İlk defa duydum. Tabii. Yani bunu bilmezler. Sonra kahve çeker, kahveyi koyu oldu der. O zaman senin dibek kahvenin lezzeti de buradan mı geliyor? Hepsi arka arkaya. Yani sıralamayı iyi yapman lazım. İyi kahve alacaksın, iyi kavuracaksın. Ben kendim kavuruyorum. İyi kavrulmuş almıyorum. Yani iyi soğutacaksın. Dövdükten sonra onu eleceksin. Bunlar hep işlem. Evet. Şimdi kahveyi kavrulma makinesinin üstüne atıyorsunuz. Oradan kavruluyor. Tekrar oradan alıp yere seriyorsunuz. Tekrar topluyorsunuz. Herkesin bir defada yaptığı işi ben çok aşamalı. 3-4 aşamalı yapıyorum. Mesela ben de bilirim. Onun içinde soğutayım. Hemen hop oradan çuvalın içine koyayım. İşin kolayına kaçayım. Bir işi iyi yapmak istiyorsan kendinden bir şey vermek zorundasın. Kendinden bir şey vermezsen güzeli elde edemezsin. O zaman herkesin yaptığı gibi olur. Bekir abi, yeşil kahveyi satın alırken ve ardından da kavururken nelere dikkat ediyorsun? Ben mesela kahveyi alırım, kavururum. Beğenmezsem geri yollarım. Biz çok kahveler gördük. Atıyordum dibe, pof pof dağılıveriyor kahve. Kahvenin özü yok. Demek ki o zaman burada atadan dededen gelen bir geleneksel tarifler, yani, miras. Yani tabii şimdi direkt olay 40 küsür sene olmuş. Yani ben yaşım 58, 44 seneden beri gelip gidiyorum. Yani, maşallah. Tabii yani şimdi onların yanında gitti, geldi, gördük. Makinenin içinde nasıl olduğunu, o kahvenin kokusunu, aromasını, yani onları artık hissetmezsek zaten bu işi yapmayalım. Abi çok ince bir nüanstan bahsettin. Yani dövülürken kahvenin dağılması bile kendi özelliğini gösteriyor. Tabii yani şimdi küçük elma, büyük elma var. Bu kahve de iyi kahve, olmuş kahve. Biz de o kahveyi alıp burada mesela kahvenin başında kavururken son 3-5 dakikası devamlı başında dururum. Çünkü kahve çok çabuk kendinden geçer. Hemen daha fazla kavrulur. İnsanlarımız acı kahve ile yanık kahveyi maalesef ayıramıyorlar. Sizin kavurma dereceniz nedir abi? Ben orta kavururum ama son 3-5 dakika başından ayrılmam. Müşterim dahi gelse derim bir
2 dakika oturun bekleyin. İnsanlar da kırmazlar çünkü onlara hizmet ediyorum. Orada o 3 dakika yolun başında durmak zorundayım. Bekir abicim, bu mahallede çocukluk yıllarınızda kahve kültürü nasıldı? Eskiden bizim burası çok hareketli bir çarşıydı. Burada kahve tüketimi daha çoktu. Lüks tüketime giriyordu kahve o zamanlar. Ama insanların alım gücü vardı. Hatta ve hatta çocuklara ufak yaşta kahve içmesin diye içerseniz Arap olursunuz derlerdi. Bir evde 3 kişinin kahve içmesi başka, 6 kişinin kahve içmesi başka. Eskiden aileler hep kalabalıktı. Mesela biz kendimiz 6 kardeşiz. Ama sizin evde demiyorlardır abi. Sizde ya, kahve çok olduğu bizim için. Bizim evde demiyorlar ama ben şimdi genelleme olarak 100 gram kahveyi bir hafta kullanan bir aile, çocuklar da içerse tüketim fazlalaşır, bu da yük biner diye ailelere böyle bir takım şeyler söylemişler. Tabii ki müşterilerimiz dedemden babama kalmış, babamdan da bana kalan hala yaşı 80'in üzerinde olan müşterilerimiz var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir defa benim kahvemi içsin, başka yerden kahve içme şansı çok çok az. Sabırsızlıkla programın bitmesini bekliyorum. Şu kahveyi içmemiz lazım. Bekir abicim, kahveci esnafı olmak nasıl bir duygu? Bu tamizhanede atadan dededen esnaf kültürü olarak neler miras kaldı? Kahve esnafı olmak özveri isteyen, sevilmesi gereken bir şey. Sevmiyorsan bu işi yapmazsın, uğraşamazsın. Bazı sosyal medyada diyorlar, ne var ya kolay işte makine dövüyor, bir elemek mi? Ama tabii ben onlara kızmıyorum. Çünkü onlar bu işin ilk başından kahvenin buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyorlar. Biz bu işi dededen kalmış, dükkanın dededen kalmış, meslek dededen kalmış. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Seviyoruz, gönül veriyoruz. Düzgün yapmaya çalışıyoruz. Dedem dükkanı sabah çok erken saatlerde açıyormuş. O zaman burası çok daha fazla hareketli bir çarşıymış. Ondan sonra babama geçiyor. Biz de şimdilik elimizden geldiğince erken gelmeye çalışıyoruz. Kahveyi günlük taze yapıp insanlara sunmaya çalışıyoruz. Gelen müşteriyi memnun etmek amacımız. Yani yaptığımız sonuçta para kazanıyoruz. Kazandığımız işin karşılığında insanlara iyi sunmaya çalışıyoruz. Sunumunuzda, kahve lezzetinizde bu zaten çok önemli. Mühim olan insanlara iyi sunabilmek. İçtiği kahveden keyif almasını istiyoruz. Gelen müşterilerimiz de söylüyorlar. Beğenilmek insanın doğasında var. İnsanlar geliyor diyorlar ki biz bugüne kadar ne içiyormuşuz diyorlar. Beğenilmek güzel bir şey. Bekir abi, günde kaç adet kahve içersin? İçtiğin kahvede nelere dikkat ediyorsun? Şimdi benim rahmetli dedem de, rahmetli babam da sabah kahvaltıyı yaptı mı kahvesini içer. Öğlen yemeğini yedi mi kahvesini içer. Akşam yemeği yedi mi sofradan kalkmadan kahvesi gelirdi. Günde 3 tane kahve içmek insana fayda verir, zarar vermez. Ben kahveyi şekersiz içerim. Kahveye şeker koymam. Çünkü kahveye şeker koyduğun zaman nasıl kahve içersen hiç fark etmez. 3 taneden az kahve içmem. Bekir abicim, bu kıymetli bilgiler için, bizi buraya davet ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele Türk kahvemizi anlatmaya devam edeceğiz. Abi, kahve muhabbetimiz daim olsun. Teşekkür ederim. Her zaman beklerim kardeşim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.